Merhabalar tekrardan Martı Büyüköz'den Yüce Ben Plus Education Career'in kurucusuyum <laughs> ve aynı zamanda eğitim danışmanıyım ama biz departman departman çalışan bir şirketiz mesela şimdi bu webinarımızda en fazla talep olan ülkelerden Avrupa'daki Fransa ve Hollanda'daki e, master alternatiflerini anlatmayı tercih ettim. Ama e, Fransa konusunda veya Hollanda konusunda spesifik sorularınız varsa da e, bizimle lütfen irtibata geçin. Webinar sonrasında e, çünkü ben Fransa e, uzmanı değilim. E, Fransa konusunda dedi ki, dediğim gibi ayrı bir departmanımız var. Yani çok spesifik sorularınız olsa işte Fransa'da en iyi psikoloji master nerede yapılır veya şu prosedürlerle ilgili Fransa danışmanlarımızın cevap vermesi gerekiyor. Bu daha genel e, bir e, masterla da ilgili ilk yaptığımız yani e, Fulya Hanım'la beraber yaptığımız ilk webinar. E, yoksa ben e, çeşitli üniversitelerin davetlisi olarak senelerdir farklı ülkeler için veya farklı konular daha spesifikler ki konu bazlı olarak webinarlar veriyorum. E, bugün de dediğim gibi birazcık şey yaptım, e, tembellik yaptım. <laughs> Koç Üniversitesi'nde bu hafta verdiğim webinarın aynısını eğer sizin için de uygunsa şimdi yapacağız. E, Fulya Hanımcığım, sizin de ekleyecek Evet evet tabii ki. Varsa. Yok. Yani çocuklar bu arada merak ettiğiniz Farklı ülke vesaire ne varsa veya yani şimdi biz burada Türkiye'de okuyanların yurt dışında master yapması ayrı bir de yurt dışında okuyanlar var burada. Onların da belki başka ülkede belki aynı ülkede master yapmak gibi tabii ki hedefleri var. O yüzden lütfen bir taraftan sorularınızı da aklınızda tutun ve oluşturun merak ettiğiniz bir şey varsa ki hazır az kişiyken sizlere de cevap vermiş olalım tamam mı? İnşallah yanıtlayabilirim dediğim gibi. <laughs> Çok kesinlikle, spesifik. Kesinlikle, kesinlikle. Aa, ülke bazlı olursa yanıtlayabilirim. Şu anda ama anda yanıtlamasak yanıtlarız biz sizin sorularınızı. Kesinlikle, kesinlikle. biz Eşim alırız olur. soruları. Yani siz o yüzden chatten de yazabilirsiniz. Bulya Hanım'a mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Şu anda ben vakıf değilsem de cevaplarını muhakkak ülke danışmanı uzmanlarımızla beraber yardımcı oluruz. Şimdi bu master danışmanlığı çok spesifik bir şey ee, ve kimsenin de pek girmek istemediği bir şey çünkü ben açıkçası master yapmamış bir insanın nasıl master danışmanlığı yapabileceğini anlayamıyorum zaten yapamıyorlar yani o kadar çok e, ne yazık ki e, yazık olan e, şey var ki dosya var ki durum var ki yani daha yeni e, bir aile yakınımız veya bir tanıdığımın tanıdığı yeni öğrenmiş benim e, bu işi yaptığımı ve başka bir çok büyük bir şirketin elinde rezil olmuş çocuk hukuk mezunu bir çocuğu tekrar Kanada'ya yüksek okula göndermeye çalışıyor şirket. Yani nasıl olabilir? Bu çocuk artık avukat bir her şeyini bitirmiş. Yani ona bir kariyer çizmek yerine yapamay yapamayacağı bir şeye de e şey yapıyor, girişiyor ve çocuğun bütün hayallerini, aylarını Yazık edip şimdi sıfırdan başlayacağımız bir danışmanlık. O yüzden master danışmanlığı alma konusunda ben öğrencilerim ve velilerin böyle biraz ikircikli kalmasını da çok iyi anlıyorum. Çünkü bu danışmanlığı verebilmek için danışmanın gerçekten kalifiye olması gerekiyor. Ve biz de büyük bir gururla söyleyebiliyoruz ki hani sadece master yapmak değil, master sahibi olmak değil, Bizim ülke danışmanlarımız o eğitimi master veya hatta doktora eğitimini o ülkede yapmış kişiler. O yüzden e, bu kadar kalifiye bir danışman ekibimiz varken biz master, doktora bile hatta e, başvurularını gayet rahatlıkla yapabiliyoruz. E, ve danışmanlık bu konuda alınmalı mı? Bence ikinci bir konu. E, çünkü anlayabiliyorum bazen de aileler diyebiliyorlar ki artık bu senin geleceğin, artık yurt dışında eğitim aldın. E, bu master eğitimini de şey, danışmanlık Bakanlığı'nda kendin yapıver. Evet bunu bir yere kadar anlıyorum ama yine de öğrenci şimdi master'da daha da çok alternatifimiz var İngilizce program olarak. Mesela Fransa'da İngilizce neredeyse hiç lisans yokken şeyde devlet okullarında master'da var. Keza İtalya'ya baktığımızda programların sayısı artıyor. Hollanda'ya baktığımızda zaten evet İngilizce program var ama mesela burs alternatiflerimiz artıyor falan. O yüzden bizim öğrencilerimiz yani çoğunlukla eğer master yapacaklarsa İkinci sınıfta bizimle tekrar iletişime geçip bizimle master danışmanlıklarında yapıyor e, şeylerinde yapıyorlar. O yüzden eğer e, sizin de böyle bir durumunuz varsa ben ikinci kez bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Keza bizim aldığımız burslar, bizim okullarla yaptığımız e, artık pazarlık demeyeyim ama <laughs> istişareler diyeyim e, çok daha farklı, çok daha faydalı oluyor ve hani biz çoğunlukla danışmanlık hizmeti olarak aldığımız ücretin zaten kat be katını burs olarak öğrenciye veliye kazandırıyoruz özellikle master'da çünkü daha fazla burs alternatifi var çok açık ve kariyer yolunun çizilmesi de çok önemli öğrencinin master'da da daha fazla alternatifimiz olduğu için hangi master, hangi ülke, hangi program konularına bence çok 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 önem verilmesi gerekiyor. Çünkü olabilir de lisansta hatalı demeyeyim ama kendi ona çok uygun olmayan bir yola girmiş olabilir öğrenci. Lisans sırasında fark etmiş, kendisini keşfetmiş olabilir. Çok normal bunlar. Ama bu hatalarını demeyeyim ama bu durumların artık master'da düzeltilmesi gerekiyor. Master biraz bunun için var. Artık tabii ki de daha sonra doktora deyip akademik kariyerde devam edebilirsiniz veya doktora yapıp yine özel sektörde de kariyerinize devam edebilirsiniz ama artık master biraz daha nihai kariyerini belirleyip artık başlama Aşaması oluyor, o yüzden bu noktadaki danışmanlıkta da çok çok büyük önem kazanıyor. Ee, dilerseniz ben şey sunumu paylaşarak başlayayım. Arz eder misiniz? Tamam. Okay. Evet lütfen. Tamam. Ben yani zaten bu sunumun başlarında biraz buna hep değineceğim. Master yapma, bu yüzden herkese hitap edeceğini düşünüyorum. Neden master yapılmalı, master yaparken karar verirken nelere dikkat edilmeli diye. O yüzden sunumun eğer Hollanda veya Fransa'da master ile ilgilenmiyorsanız bile sunumun birçok şeyinin size hitap edeceğini düşünüyorum açıkçası. Neden yurt dışında master? <laughs> Efendim? Fransa, Hollanda diyoruz ya bu arada yani mesela örnek veriyorum şimdi burada öğrencileri tanıdığım için bir kısmı biliyorum. Hı -hı. Örnek veriyorum Almanya ve İngiltere bu başvuruda vesaire de ortak bir şekilde yapılmıyordu. Ufak farklılıklar varsa belki onlardan da bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Tabii, zaten sorulara göre tabii. Tamam okay. tamam. Tabii tabii. Tamam. tabii. Evet. Tamamdır. Evet. E, tabii tamam. ki de. Yani vakıfım. Ay, <laughs> Sorulara atlama, göre bilgi vereceğim. Kesinlikle evet. Bu hani evet. sadece zaten Fransa ve Hollanda olduğunu bilmiyordu gelenler. A A Avrupa diyerek kandırdık herkesi. <gülüyor> 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 <Webinarın> <gülüyor> ben, Onlar ben dediğim evet. gibi bu hafta bu, bunu, bu webinarı hazırladığım için bunu yapmayı uygun gördüm. Ama yani Hollanda'da evet. herkese hitap eden e, bir ülke. Fransa Fransa'dır böyle hızlı hızlıca geçeriz. Şey değil. Ee, tamam. ya de. tamam. ee, neden yurt dışında master yapılabilir, yapılmalı? Önce onu anlatacağız. Ee, Fransa, Hollanda veya ve sizin sorularınıza göre veya taleplerinize göre bu arada chatten de yazabilirsiniz veya sonrasında da konuşabiliriz. Avrupa'daki diğer ülkelerde durum nasıl? Bu arada çok da farklı değil. Tabii ki de işte başvuru prosedürleri falan farklı. Ama yani başvuru dokümanları, imkanlar falan çok da farklı değil. Hangi program olabilir? Programlar olabilir. Başvuru detayları. Biz sizin için ne yapıyoruz? Ve tam sonrasında bir soru-cevap kısmı olacak. Neden master yapılmalı? Dediğim gibi, ya master yapılmanın birkaç motivasyonu var. Birincisi, mesela teknik bir konudan daha Genel bir konuya, yani daha spesifik bir konuda, daha genel bir konuda uzmanlaşmak için. Örneğin mühendislik okumuşsunuzdur işte endüstri mühendisi veya daha teknik bir mühendislik ve sonrasında daha e, işletme ve yöneticilik becerilerini edinmek için, örneğin herhangi bir konuda business master, project management, proje yönetimi, lojistik falan gibi biraz daha genel bir şey yapabilirsiniz veya MBA gibi bir eğitim alabilirsiniz. Veya ikinci bir e, şey e, hedef, spesifik e, bir eğitim alırsınız ve o konuda daha da uzmanlaşmak için daha da spesifik bir e, eğitim almak istersiniz. Veya aldığınız lisansı aldığınız eğitimde daha da derinleşmek eğer istiyorsanız yine master yapmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin lisansta biyomedikal master yapmışsınızdır, master da artık daha spesifik olarak genetik, neuroscience, biochemistry falan gibi bir alana odaklanmak isteyebilirsiniz. Master yaparak kesinlikle ...hem kendinize daha fazla e, değer, eset kazandırmış oluyorsunuz... ...hem de çalışabileceğiniz alanları ve sektörleri de genişletmiş oluyorsunuz. Bu bir kendinize yaptığınız bir yatırım ama doğru yatırımı yapmak çok 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 önemli. Tabii ki de aynı zamanda bizim e, gençlerimiz için yurt dışındaki iş ve kariyer imkanlarına... ...ve akabinde de nihayetinde vatandaşlık imkanlarına ulaşmak için de tabii güzel bir fırsat. Nelere dikkat etmemiz lazım kendi değerlerinize çok dikkat etmeniz lazım. Siz kimsiniz, ne istiyorsunuz, nelerden keyif alıyorsunuz, nerede, nasıl bir ortamda mutlu olursunuz, daha başarılı olursunuz. Örneğin çok dakik, şey çok dakik, şey kurallara uyan, daha köşeli düşünen falan bir insansanız, belki hani ülke seçimlerinizi ona göre yapmanız daha uygun olur. Veya daha rahatsanız, daha layıtlaksanız, disiplinden ve şey, şey, otoriteden çok hoşlanmıyorsanız, ona göre ortamlara, ortamlarda çalışma imkanlarına bakmanız lazım. Hani bu lisans eğitimi e, gencin kendisini tanıması için ve bütün bu çıkarımları yapması için faydalı bir zaman oluyor. Aynı zamanda dünyayı ve aynı e, kendi ülkenizi de iyi okumanız lazım. E, dünyadaki trendler sürekli olarak değişiyor. E, bunları iyi değerlendirmek lazım. Ülke bazlı, e, bölgesel bazlı trendleri. O gitmeyi düşündüğünüz ülkenin veya aynı zamanda kendi e, durum, ekonomik durumunuzu iyi değerlendirmeniz lazım. Hele e, şu günlerde herhalde en önemli kriterlerden biri bu. Evet bu bir yatırım, bu yatırımı yapacağız ama ne kadar bir sermayemiz var, nasıl da yatırımın süresi nedir ve ne kadar geri dönüş alacağız. Bunu böyle bir e, iş problemine döndürmek en mantıklısı oluyor açıkçası çünkü hem maddi hem manevi bir yatırım var özellikle master'da. Ee, aynı zamanda bence kesinlikle dikkate alınması gereken bir şey, ülkeye gittiniz ama o ülke size neler sunuyor, hangi imkanları, hangi hakları sunuyor ve bitirdikten sonra yine e, yatırım e, şeyimize, formülasyonumuza geri dönersek bu yatırımın sonunda bu ülke size nasıl bir sonuç sunuyor? Yani kısacası kalma izni ve sonrasındaki vatandaşlık imkanları da bence çok önemli hem öğretim, öğrenciyken size sunduğu haklar hem de mezun olduğunda sahip olacağın saklar. Yine mesela benim en o yüzden avantajlı gördüğüm ülkelerin başında biz Avrupa diye sunduk bu webinarı ama Kanada örneğin çok 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 mantıklı bir yatırım. Veya bazı konularda örneğin bilgisayar veya işte biyoteknoloji, biomedical genetics gibi konularda İrlanda. Tamamen garantili bir yatırım. E, Hollanda keza yine birçok konuda falan. O yüzden bu, e, bu e, ülkelerin sahip, sahip oldukları e, ekonomik imkanlar, iş imkanlarını da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz, e, pardon siz yani ne yapmalısınız? Bunun için trendleri doğru okumanız lazım. Trendler derken ülkelerin trendleri, kariyer trendleri... E, ihtiyaç olan meslekler trendleri, ülkelerin sosyoekonomik trendleri bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Kendinizi çok iyi değerlendirmeniz lazım. Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz bunu çok basit mesela SWOT analizi ile yapabilirsiniz. İşte Strength, weaknesses, opportunities, threats. Yani güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, fırsatlar ve tehditler. Sizin için, kendiniz için bu böyle birçok kişisel kişisel değerlendirme ve geliştirme e, tuğlu var. Bunlardan muhakkak faydalanıyordur öğrenciler, bilgileniyordur en azından üniversite eğitimleri sırasında diye düşünüyorum. Eğer yoksa bizim zaten çok iyi bir kariyer danışmanlığımız var. E, gençlerimizin kendilerini tanıma, keşfetmeleri için e, bütün bu danışmanlığı da veriyoruz ayrıca. E, sosyal yetiler çok 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 önemli. Belki şu ana kadar çok önemli değildi veya üniversitede bir şekilde hallettiniz, hallediyorsunuz. Ama iş dünyasında çok önemli. İstediğiniz kadar teknik bilginiz iyi olsun. Yani bazı sektörlerden bilgisayar falan daha bireysel yapılan çalışmalar okey veya işte laboratuvar çalışmaları. Ama onun dışında neredeyse bütün sektörlerde sizden daha sosyal olan aday muhakkak sizin önünüze geçecektir. Yani bun, bunun herhalde bizzat örneği. Benim e, İTÜ makineden mezun oldum 2.2 ortalamayla. 7. girmiştim, sondan 7. mezun oldum ve kendi okulum bile beni kabul etmedi. Ama Galatasaray, in, Endüstri, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ne başvurduğumda onlar bir dosyamı tamam aldılar, bir kenara koydular ama aynı zamanda herhalde benim gibi biraz daha sosyal, dışa dönük falan bir e, kişiye de ihtiyaç vardı e, master grubunda ve kabul ettiler. E, ki hani İTÜ'den daha yüksek puanla girilmesi daha zor bir okul olmasına rağmen ve eminim benden akademik olarak çok daha güçlü adaylarda olmasına rağmen beni bir overall package olarak değerlendiler, e, yurt dışındaki şeylerim, deneyimlerim, stajlarım, şunlar bunlar ve Beni master'a kabul ettiler. O yüzden sosyal yetileriniz de çok 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 önemli. Ee, yurt dışındaki deneyimler, yine yaptığınız stajlar kesinlikle ve kesinlikle lütfen okulunuzun, zaten eğer şu anda yurt dışındaysanız da tamam, çok güzel bir avantaj ama bununla da ilgili, görüşmek, konuşmak gerekiyor. Okulunuzun size sunduğu Türkiye'de okuyan öğrenciler varsa işte Erasmus eee sömestri, yılı Avrupa'da okuma veya stajlarını kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. CV'nizi olabildiğince uluslararası deneyimlerle be bezemek çok büyük fark yaratıyor. Yine kendimden bir örnek vereyim. Yaptığım birkaç iş görüşmesinde örneğin ben master yaparken kendi işimi kurdum. Ama yine de birkaç tane de tabii ki de iş görüşmesi yaptım. Yani ne iti makine ne Galatasaray Endüstri'de master yapıyor olmak değil. Aa, Amerika'da staj mı yaptın? Aa, Almanya'da staj yapmışsın. O iki aylık Deneyim toplam birer aylık iki deneyimin o benim yedi senelik emeğimden daha önemli olduğunu daha fazla göze çarptığını fark ettim. Çünkü önlerine gelen CV'lerin hepsi aynıydı neredeyse. Hepsi zaten veya düşündükleri, konsider ettikleri zaten işe almayı insanların çoğunluğunun kualifikasyonları aynıydı. O yüzden nasıl bunun dışına çıkabilirsiniz? Uluslararası tecrübeyle. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Zaten yabancı dili falan geçiyor bunlar olması şart olan şeyler ama uluslararası tecrübede çok çok önemli. O yüzden biz de çok büyük mutlulukla öğrencilerimize... E lisans öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize hem yurt dışında yazın kredi programları Oxford Üniversitesi'nin örneği, bizim öğrencilerimiz kredi alıyorlar. Koç ee, Üniversitesi'nin, Sabancı Üniversitesi'nin de mesela çok ilgisini çeken bir konu bu. Ee, her sene onlarla beraber, kariyer merkeziyle beraber çalışıyoruz Öğrencilerine bu ekstra e, leverage kazandırmak için, e, KEZA öğrencilerimize yurt dışında profesyonel stajda organize ediyoruz. O yüzden, o yüzden bunlar CV'nizde ve sizde çok büyük fark yaratacak şeylerdir. KEZA soft skills dediğimiz iletişim, problem çözümü, takım çalışması, başka kültürlere hoşgörü, o stres yönetimi ve herhalde bu COVID ve pandemiyle beraber en fazla ortaya çıkan adapte olabilme yeteneği de yine çok 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 büyük önem kazanıyor gençlerimizin iş bulma, bir işveren tarafından istenmelerinde. Um, Fransa ile ilgili olarak ve hızlıca birkaç bir şey söylememiz e, gerekirse e, Pardon, bu arada bir çok hızlı çete bakayım dedim şu anda söylediklerimle ilgili sorular var mı diye. Neden Fransa? Herhalde bu konuda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fransa dünyanın en eski eğitim anlamında en köklü üniversitelerinden biri. Aynı zamanda kendi ülke politikaları yayılmacı diyeyim <laughs> politikaları sayesinde dünyada çok fazla Frankofon ülke var. Ve bunların da tabii master veya eğitim almak istediklerinde birincil olarak düşündükleri ülke Fransa. O yüzden bence çok ilginç bu. Amerika ve İngiltere'den sonra bence Avustralya'da vardır kesin bu listede en fazla talep gören eğitim destinasyonlarından biri yurt dışı eğitim e, açısından e, devlet üniversitelerindeki harç ücretleri çok düşük e, ve özel üniversitelerinde keza e, bunları birazdan anlatacağım. grand kol dediğimiz bunların da yine keza diğer özel üniversiteleri hatta örneğin Hollanda'nın devlet üniversitelerine bile göre daha düşük harç ücretleri olabiliyor ama e, bunun yanında çok güçlü de, destek e, bu, bu aborda söylediklerimin hepsini Avrupa'daki e, devlet okulları ve özel okullar için de e, geçerli diye düşünebilirsiniz e, birazdan mesela Grand Ecole'lerle ilgili anlatacağım şeylerin e, Avrupa'daki özel okullar için de geçerli olduğunu düşünebilirsiniz eee üniversitelerin özellikle özel üniversitelerin Fransa'daki öğrencileri hem tesis olarak, imkanlar olarak hem de öğrenci destek mekanizmaları nedir? Yani öğrenciyi kariyerine hazırlama. Demin bir önceki slaytta anlattığım soft skill'lerini geliştirme, bir iş network'üne sokma, stajlarla, profesyonel stajlarla iş deneyimi, çalışma deneyimi kazandırma mekanizmaları çok 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 güçlü. O yüzden bir master yaparken devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi, işte Fransa özelinde grande Ecole mü? bunu Bu kararı çok iyi vermek gerekiyor. Çünkü master ne olursa olsun bir senelik veya iki senelik maksimum bir eğitim. Ve bu yatırımın sonunda güzel bir geri dönüş eğer alacaksak, güzel geri dönüş nedir? İyi bir kariyerdir. Ee, o zaman özel üniversiteleri tercih etmek bazen daha mantıklı oluyor veya biz başvurularımızı yapıyoruz gelen kabullere göre değerlendiriyoruz. Ee, Hatta efendim. burada bir şey sorabilir miyim size? Hadi. Ee, şimdi Fransa'da bahsediyoruz ama şimdi bizim şu anda İngilizce okuyan öğrencilerimiz de olduğu için onların adına sormak istiyorum. Ee, İngilizce Master programı içinde geçerli mi söyledikleriniz? Tabii tabii zaten de ben bu, bu sunum İngilizce tamam. Koç Üniversitesi'nde yaptım tamam. ee, ve birazdan zaten İngilizce programlarıyla ilgili yani tamam. genel şeyler anlatacağım. Ee, master'da dediğim gibi tamam. alternatifimiz var çünkü. E, Fransa'da lisansta okay. mesela devlet üniversitelerinde neredeyse hiç İngilizce program yok ama master'da var tek tükte olsa hmm. ama aynı zamanda grande ekolleri yani özel üniversiteleri de anlatacağım onlarda zaten çok fazla İngilizce Aha. bölüm var peki burada e, Fransızca ne seviyede Fransızca bilmeleri gerekiyor İngilizce üniversite için yani öyle bir şartları var mı e, hayır hiç öyle bir şart yok ama anlatacağım Aha. birazdan Aha. E, muhakkak Aha, e, eğer olsun ee, yani hiç öyle bir şart yok ama biz biliyoruz ki tamam. deneyimlerimizden en iyi grande kole bile gitse öğrenci eğer Fransızca bilmiyorsa e, iş bulamaz çok net yani çünkü evet. ya, çok bulamaz demeyeyim ama çok zorlanır o yüzden biz bir hayal satmıyoruz tamam. kesinlikle en e, yapmayacağımız şey bu size baştan ve, ve şunu da söylüyoruz yani bir senede iki senede Fransızca hem master yapayım hem Fransızca öğreneyim bu gerçekçi bir durum da değil. Ee, olabilir tabii ki de ama tercihen belirli bir seviye Fransızca ile illa gelir, yani ileri seviye advance olması gerekmez ama en azından bir orta seviye ile falan Fransızca ile eğer Fransa'ya giderseniz bu master sırasında da bunu geliştirirsiniz ve sonrasında kariyer imkanları sizin için daha mümkün olur. Yani yoksa bizim biz bunu çok net e, esas ediyoruz, değerlendiriyoruz. Mesela aynı özelliklerde iki öğrenci gidiyor Fransa'ya neredeyse aynı programa. Biri frankofon e, geçmişi var, birinin yok. E, frankofon olan çok daha kolay iş buluyor. Anladım. Tamam. Anlatabiliyor tamam. O yüzden eğer e, bir yani en ideali Fransa'da master yapması için bir öğrencinin en ideal formül yani iş bulmak gibi bir hedefi varsa diyorum Frankofon geçmiş olup işte e, Türkiye'de mesela kalmayı tercih etmiştir, koç atıyorum yani e, genelde öyle olduğu için söylüyorum. Ondan sonra artık tamam hem Fransızcam da çok e, köreldi, e, ben gideyim masterımı artık Fransa'da yapayım demesi öğrencinin çok ideal bir formül oluyor. Çünkü o, o bir sene, iki sene neyse onları da bir Fransızcasını da toparlıyor e, ve çok rahat oradaki iş imkanlarına ulaşıyor. Tamam. Evet. E, Fransa'da eğitim e, biraz farklı e, Avrupa'nın geneline göre. Beş sene, to, yani üç sene lisans, sonrasında Master A ve Master 2 diye e, iki senelik, e, iki ayrı basamak oluşan masterlar var. Eğer öğrenci direkt kendi alanında devam edecekse master 2'den başlayabiliyor veya bazı hani farklı bir alanda devam edecekse master'a. Yani de master ya yani iki sene master bir ve master yapıp, iki yapıp 2 senede master seviyesine ulaşıyor. Eee yaklaşık 5000 tane master programı var e, şeyde Fransa'da e, ve bunlar hem devlet üniversitelerinde hem de e, e, Grand Ecole dediğimiz özel üniversitelerde veriliyor. E, çok spesifik masterlarda var. İngilizce olanlardan bahsediyorsak ama çoğunlukla daha genel masterları işte business, mühendisliğin daha popüler alanları, işte psikoloji falan gibi şeyleri tercih etmek lazım. Hani uluslararası ilişkiler, political science falan bunlar Üniversitelerde bile var e, İngilizce masterlar ama tabii ki de alternatiflerimiz düşüyor devlet üniversitelerinde. Keza özel üniversitelerde ise, e, ki özel üniversiteler business grand decole dediğimiz e, birazdan şey yapacağım, e, anlatacağım. İsterseniz önce şeyi anlatayım. Public University's e, slide'ı e, lisansla giderek artıyor. E, yaklaşık 1700 tane şu anda İngilizce master programı var. E, bu 5000'in neredeyse 1700'ü e, İngilizce e, devlet üniversitelerinde. Bu da güzel bir rakam. Ama unutmayalım dediğim gibi hele de, hele francofon değilseniz devlet üniversitesinde çok ama çok zorlanırsınız. Orası kesin. Eğer gerçekten iyiyse Fransızcanız devlet üniversitesine İngilizce veya Fransızca master yapmayı da düşünebilirsiniz kesinlikle. Ama eğer frankofon değilseniz veya düşük seviye bir Fransızcanız varsa devlet üniversitesinde İngilizce master bile yaparken çok 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 zorlanırsınız. Burası kesin. Ee, tabii ama önce yani bir de şöyle bir handikap var. Mesela e, kesinlikle biz e, Fransızca belgemizi Delf belgemizi sunmadan devlet üniversitelerine başvuru yapamıyoruz. O yüzden e, eğer öğrencinin C1 seviyesinde tercih bir Delf belgesi yoksa zaten Fransızca programlara başvuramıyor. O sene ee, ama e, İngilizce programlar için bile e, en azından orada başarılı olabilmesi için sosyal hayatta olsun, iş hayatında muhakkak bir Fransızca sahip olmak gerekiyor. Ee, eğer hani hangi İngilizce e, programlar var, master programları var derseniz bununla ilgili bir link var. Zaten paylaşacağız bu sunumu da isteyenlerle oradan bakabilirsiniz. Ama bizim her zaman kariyer hedefli olan bakan öğrencilerin özellikle business finance economics gibi konularda veya computer science gibi böyle hemen hani bitireyim ve sektöre atılayım ve daha uygulamaya dayalı bir alansa öğrencinin ilerlemek istediği kariyer yolu diyeyim. Biz kesinlikle özel üniversiteleri ve Fransa'da bunun karşılığı Grande kolleri daha çok tavsiye ediyoruz avantaj, dezavantaj diye değerlendirmek mümkün tabii ama herhalde tek dezavantajı gören biraz daha pahalı olması. Ama ona da dikkat edip keza öğrenci başarılı bir öğrencise burs mekanizmalarını da şeye sokup, hayata sokup master örneğin 2700 euro devlet üniversitesinde Grand de 8 bin, 10 bin eurolar gibi ücretlere master yapabilen öğrencilerimiz var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Mesela şeyde devlet üniversitelerinde kesinlikle master'a ve master 4 diye gider. Ama grand ekollerde daha alışık olduğumuz bir senelik, bir buçuk senelik, neden bir buçuk sene? Altı ayı maaşlı staj olmak üzere daha tanıdık olduğumuz Master of Science, Master of Arts, Master of Business gibi tamamen İngilizce ve dünyayla Anglo dünyayla artiküle programlarda var. Ama devlet üniversitelerinde Fransa'nın sistemine göre master a ve master D şeklinde gidiyor. Öğrenci durumuna göre eğer direkt dediğim gibi devam ediyorsa örneğin e, aynı elektrik mühendisliğinden mezun oldu lisanstan elektrik mühendisliğine master yapacak. O zaman master D'den belki başlayabilir ama mühendislik e, masterları daha da uzun olabiliyor. Ama şeyse konu de, değiştiriyorsa ile kesinlikle iki senelik master yapması gerekecek. Bu arada... E, grande Ecole'lere kabulün devlet üniversitesinden daha zor olduğunu söylemeyi unutmayayım. <laughs> Grand Ecoller çünkü öğrenciyi daha biraz daha Amerika gibi daha bütüncül, holistik değerlendirirler. Ve eğer requirementları, akademik requirementları sağlamıyorsa öğrenci kesinlikle kabul etmezler. Yani örneğin marketing masterına başvuruyor öğrenci, business'tan mezun değil, hiç iş tecrübesi yok, kesinlikle kabul etmezler. Yani iyi grandekollerden bahsediyorum. Ee, hadi ilk elemeye geçti diyelim öğrenci. Ee, bu koşullardaki bir öğrenci ama bir şey mezun veya mühendislikten mezun ama bir mühendislik şirketinin pazarlama departmanında çalışmış iki sene minimum. Okey hani değerlendirebiliriz derler ee, ama bazı eksik derslerin vardır. şey, i̇şte, istatistik şudur budur bunları almanı kesinlikle isterler ama bütün iyi e, grand muhakkak interview'da yaparlar. Ve bu interview'lar işte nasılsın, hoş geldin, beş gittin, ay bizi nereden duydun gibi böyle bir muhabbet <laughs> değil. Tamam Tamamen bir iş görüşmesi gibi e, çok spesifik, teknik hatta e, daha detay sorularla e, öğrenciyi ve amacını, e, kariyer hedefini anlamak ve potansiyelini anlamak üzerine bayağı e, detaylı şeylerdir ve interview'da da elenen çok öğrenci olur. O yüzden e, muhakkak e, o grand ekollerin başvurusunun daha zor olduğunu, ...kabulünün daha zor olduğunda unutmayalım derim. Özel üniversite, biz, bizdeki özel üniversite algısıyla Avrupa'daki Grand Ecole'ler... ...çok farklı e, kurumlar, e, çok daha prestijli. Bir kere, adı üstünde Grand Ecole, daha üst okul. Bu arada bununla da ilgili bir webinar yapacağız. En kısa zamanda bunu organize ediyorum. E, Fransa'nın en iyi birkaç tane Grand Ecole'ünü çağırıp... ...biz zaten bu sistemi anlatmalarını isteyeceğim çünkü... Bu konuda hiçbir farkındalık yok. Fransız hisselerinin danışmanları olsun, Campus France olsun tam tersi bunu baltalayan bir tutum içindeler ve öğrencilere çok büyük kötülük yapıyorlar. E, yapılıyor diyeyim, daha <laughs> genel konuşayım. E, o yüzden kesinlikle sizlere Grande Ecole'leri çok daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Ki bu avantajlardan haberdar olun diye. Çünkü bir grande kole girdiğinizde bir kere bir enstitüye giriyorsunuz, yani bir çok önemli bir organizasyonun bir parçası oluyorsunuz ve kişisel mes. Zaten mesleki gelişiminizi yapıyorsunuz ama aynı zamanda kişisel gelişiminizi yapıyorsunuz ve aynı zamanda iş dünyasıyla da tanışıyorsunuz ve profesyonel gelişiminizi de yapıyorsunuz. Size çünkü maaşlı staj imkanı sunuyor. O yüzden sizi tamamen yetiştirip, bütün yetilerinizi maksimize edip bir, çok çok iyi bir kariyer sahibi yapıyor Grand Ecole'ler. Ama ben akademik kariyere devam edeceğim diyorsanız tabii ki de o zaman yeriniz devlet üniversiteleri ve daha hantal olan daha e, uzun e, işte tezler araştırmalar falan içeren klasik research yani araştırma masterlarını tercih etmeniz gerekiyor. Ee, başvuru prosedürü e, şöyle. E, klasik şey Campus France'dan e, dosya açıyorsunuz. E, şeyde e, Master'da e, sanıyorum daha fazla seçim alternatifiniz var veya üç belki yine kusura bakmayın dediğim gibi ben e, Fransa'da uzman danışman değilim. E, Spesifik sorularınız olursa kendilerine iletiriz. E, eğitim alacağınız dile göre İngilizce veya Fransızca dil yeterliliklerinizi, CV'nizi falan yüklüyorsunuz. Bu Campus France ıı, tarafı ee, ama Grand Ecole'lere bireysel olarak başvuru yapıyoruz. Ee, onların da yine kendilerine göre ayrı bir başvuru prosedürleri var. Ee, standart ama başvuru dokümanları tabii ki de kullanılıyor ama CV'miz çok çok önemli. Çünkü artık bir master'a başvururken hem akademik de yetiler hem e, iş deneyimlerimiz keza e, referanslar konusunda da yine hem akademik referanslar hem profesyonel referanslar hepsini kullanabiliyoruz. Ee, ve başvuru dosyamızın eksiksiz olması gerekiyor yoksa red almak çok kolay master'da ee, Hollanda'ya geçiyorum ee, eğer sizin için de, herkes için de uygunsa neden Hollanda ee, çünkü ne olursa olsun eğitim kalitesine göre e, harç ücretleri yine de düşük hani Avrupa'daki herhalde devlet üniversitelerinin uyguladığı en yüksek harç ücretlerine sahip Hollanda'nın EU öğrenciler için bu arada. Eğer EU ise öğrenci şeyden faydalanabiliyor EU fiilerden EU vatandaşıysa Avrupa Birliği vatandaşıysa ki günümüzde giderek artan ben şu Bulgaristan vatandaşlığı falan görüyorum o yüzden eğer böyle bir durumunuz varsa zaten Hollanda'da sizin için dünyadaki en iyi alternatiflerden en iyi alternatif diyebilirim açıkçası çünkü yaklaşık 2300 euro gibi bir şey veriyorsunuz senelik olarak non iyi öğrenci için 12-10-12 Biraz daha yüksek olabilir master'larda. Böyle ücretleri var Hollanda'nın. Ama birazdan anlatacağım. Çok güzel burs alternatifleri de var. Ee, Hollanda dünyada ana dil İngilizce olmayan fakat en yaygın ve en iyi İngilizceyi konuşan e, ikinci ülke. E, pardon birinci ülke hani ana, ana dil İngilizce olmayan birinci ülke. O yüzden işte ay ben tek bildiğim dil İngilizce. Ne yapacağım e, iş dünyasında, sokakta, okulda ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok. İngilizce bilmeniz son derece yeterli bir iş bulmak için. E, aynı zamanda Hollanda çok ufak bir ülke, ama bu kadar ufak bir ülkede nasıl bu kadar çok İngilizce program programlı üniversite var? derseniz bunun sebebi ne derseniz Hollanda aynı zamanda en fazla startupın olduğu ülkelerden de biri ee, ve ülke olarak seçtikleri bazı kritik alanlar var ee, ve bu konuda gerçekten dünyanın araştırma geliştirme e, öncüsü olmayı hedefliyorlar ve bunun üzerine çalışıyorlar. Nedir? İşte yaşlanan nesil. O yüzden bu kadar işte biomedical'larda e, falan şeyler, e, ileriler. Nedir? Sustainability. E, çevre ve sürdürülebilirlik e, konusunda. E, keza tarım. Çünkü hem toprakları çok az hem toprağı çok az aynı zamanda da büyük bir su basım şeyi var riski var ve aynı zamanda teknoloji bazı konulardaki teknolojinin daha spesifik alanlarında da yine dünya lideri olma hedefi var Hollanda'nın ve buna göre de programlarını ve üniversitelerini uzmanlıklarını şekillendiriyor ve bu üniversitelerden bu bölümlerden mezun olan kişiler de bu alanlarda hemen işlerini buluyorlar. O yüzden bunları doğru okumak, e, kariyer planlaması, en başta anlattığım şeyleri ülke bazlı olarak yapmak çok önemli. Biz de bunu yap yapıyoruz öğrencilerimizle. E, genelde master öğrencilerinin e, İngilizce programı kesinlikle zaten danışmanlığını ben e, ve Ece Hanım e, yapıyoruz ofisimizde e, ve onların bu kariyer yollarını en iyi şekilde planlamalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda yine bir iş imkanı sunuyor, çalışma imkanı daha doğrusu sunuyor Hollanda mezun olduktan sonra size iş bulmanız açısından belirli bir süre tanıyor ve dünyanın herhalde en keyifli yaşamak açısından en güvenilir ülkelerinden biri. Hollandalılar yani kuzey ülkelerindeki diğer şeylerinden biraz daha farklı, gerçekten mutlu insanlar. Huzurlular, yüzleri gülüyor, keyifliler, hayat kalitesini biliyorlar ve kaliteli bir hayat yaşamaya da önem veriyorlar. Böyle bir ortamda bulunmak herhalde büyük bir mutluluktur diye düşünüyorum herkes için. Ve ne kadar çok hani dışarıda, dışarı, bilmiyorum artık işlerinde ne oluyor ama şövenist bir toplumda değil. Olabildiğince açık fikirli, başka kültürlere, başka şeylere açık. Davranmaya çalışıyorlar, en azından içlerinde veya kalıtsal olarak ne var bilmiyorum. <laughs> ama dışa karşı Avrupa'nın diğer birçok ülkesine göre çok daha açık fikirli ve demokrat ve hoşgörülü yaklaşıyorlar. Bu da çok önemli bence. Çok çok fazla master alternatifi var ama baktığımızda. Ee, araştırma üniversiteleri bunların bu arada sadece devlet üniversitelerinden bahsediyorum Hollanda için. Özel üniversiteler tabii ki de özel üniversiteler de var ama özel üniversiteler genelde business alanında, işletme alanında eğitim veriyorlar Hollanda'da. Eğer Hollanda'ya master'a gidecekseniz ben devlet üniversitesine gitmenizi eğer dediğim işletme alanında uzmanlaşmak istemiyorsanız daha çok tavsiye ederim. Çünkü Hollanda'da Hollanda'daki zaten master programlarının yüzde %90'ı neredeyse üniversite şeyler devlet üniversitesinde. Ama burada da ee, research university yani araştırma üniversiten daha köklü olan e, ve teknik üniversiteleri tercih etmek daha avantajlı. Çünkü applied science yani uygulamalı bilimler üniversitesinde zaten Hollanda özelinde çok fazla master programı yok. Uygulamalı bilimler üniversiteleri daha çok lisansta öğrenci e, kişiyi hemen hazırlayıp sektöre işe yetiştirme hedefinde olan üniversiteler. O yüzden master programları zaten çok yok. Şeye bakmamız gerekiyor. Devlet üniversitelerine bakmamız gerekiyor. Genelde master programları mesela Hollanda'da bir sene, daha spesifik olan işte mühendislik, doğal bilimleri, tarım gibi şeylerde iki seneye çıkabiliyor. Program program bakmak lazım. Keza işte tıp, diş hekimliği, veterinerlik gibi programlarsa altı yılın üzerine mesela tıp üzerine üç senelik bir uzmanlaşma gerektirebiliyor. O yüzden e, hangi şeyi hedeflediğimize iyi bakmak lazım. Master'a e, programları iyi değerlendirmek lazım. O, yani Hollanda'daki 10 üniversite dünyanın ilk 500 üniversitesinde. Seçim çok zor e, hangi üniversitede okuyalım diye. seçimi yapmak çok zor ama e, ve hepsinde de çok fazla İngilizce program var. O yüzden yani Hollanda içinde en doğru programı yine mesela çünkü dört tercih yapabiliyoruz, StudiLink'te değişmiyor hakkımız. O yüzden hangi üniversite, hangi program seçiminin yapılması çok büyük bir önem kazanıyor Hollanda için doğru üniversitelere doğru kariyer hedeflerini çizebilelim diye. Her şeyi okuyabilirsiniz aslında ee, Hollanda'da. Yani çok genel masterlarda yapabilirsiniz ve çok spesifik masterlarda yapabilirsiniz. Ee, bizim çok keyif aldığımız bir aşaması danışmanlığımızın öğrencimizin kvalifikasyonlarına göre veya işte bizden aldığı kariyer danışmanlığına göre... Hangi üniversiteler olabilir? O üniversite listesini çıkartma e, çalışmaları bir anda olan bir şey değil, o bir süreç. E, biz kesinlikle öğrencimiz yerine karar vermeyi sevmiyor zaten çok şükür öğrencilerimiz de çok... E, ayakları yere basan geleceklerine gerçekten iplerini elinde tutmak isteyen gençler, bu süreci beraber onlarla yapıyoruz. Onları iyi tanıyıp kariyer hedeflerini iyi anlayıp onlara alternatifler sunuyoruz ve araştırmaları için yönlendiriyoruz. Onlar bu araştırmaları yapıyorlar, sonra tekrar konuşuyoruz. Böyle bir back and forth gidiyor bu şeyler, bilgi akışı devam ediyor ve sonrasında tabii seçimlerimizi yapıyoruz ama öyle bir anda olan bir olay değil bu bir süreç e, ee, tabii bazen öğrencimiz zaten o ülkede oluyor, Hollanda'da oluyor, Amerika'da neyse ve o ülkede devam etmek istiyor. O zaman tabii daha somut fikirleri oluyor öğrencinin ama onlarda bile yeni alternatifler yarattığımız oldu. Çok net bir mesela örnek vereyim. Hollanda'ya zamanında master psikoloji lisansına gönderdiğimiz öğrencimiz bizimle dedi ki ben zaten Leiden'de okuyorum, Leiden'i çok seviyorum. Ben burada devam edeceğim master'a. Tamam dedik, okey, bana ya işte yardımcı olursunuz, tamam. Ama şimdi e, öyle bir noktaya geldi ki bak dedik ki e, sen hani iki, iki EU vatandaşıydın. Ama e, ama EU resident olmadığı için İrlanda'da e, tuition fee indirimi alamıyordu. Ama dedik bak sen artık 3 senedir EU resident'sın aynı zamanda. İrlanda'da da, da yine EU fee ödeyebilirsin. E, Trinity College Dublin düşünmez misin dedik ve şu anda gitti. Annesiyle ziyaret ettiler okulu. Şu andaki tek hedefi orası. Yani e, o yüzden danışma biraz önemli. Galiba e, okulda çok mutlu onunla tanıştığı için tabii ki de daha başvuru aşamasındayız. Kabulleri gelir mi gelmez mi? E, tabii geleceğini umut ediyoruz. İyi bir öğrenci ama... Hollanda'da 3 sene geçirdikten sonra ve bize geldiğinde tek hedefi daha doğrusu 2 iki sene 2. sınıfta bizimle tekrar yetişme geçti. Tek hedefi Hollanda'yken şu anda tek hedefi <laughs> Dublin, İrlanda oldu. Ve yine çok avantajlı fiyat olarak da yine çok avantajlı bir şekilde e, inşallah oradan da kabul alırsa okuma imkanı olacak. E, başvuru e, yine Hollanda'da aynı şekilde lisansla tamamen neredeyse aynı şekilde oluyor. E, Sürling üzerinden hesap açılıyor. ...başvuruları, do, dosyasını hazırladığımız dosyayı e, okul bazlı olarak onların portallarına yüklüyoruz. Sonrasında da kontrol ediyoruz. E, çok bir lisanstan çok farklı bir e, şey yok, prosedürü yok. Ama e, Holland Scholarship, yani Hollanda'daki burslar açısından master çok daha avantajlı. Çünkü e, Holland Scholarship nedir derseniz... E, Hollanda hükümetinin öğrencilere bir senelik yani ilk seneleri için verdiği 5000 euroluk bir burs Holland Scholarship. Ve bu burs bütün öğrenciler yani her bölüm için başvuramıyoruz. Üniversite ve bölüm bazlı olarak açıklanıyor. O yüzden e, lisansta mesela çok az alternatif var Holland Scholarship açısından ama yüksek lisansta çok daha fazla var. Mesela yapacağımız bu dört başvurunun hepsinde Holland Scholarship veren bölümlerden seçebiliriz. Bu da bir strateji. Bunu da biz genelde uyguluyoruz. Seninle paylaşayım bu şeyi, ipucunu. Ee, böylece hani, hem is, tabii ki de eğer kabul alırsak gideceğimiz okullarsa veya bölümlerse e, böylece en, en azından hepsinden e, kabul alıp hepsinde de Hollands ve başvurup bursu da almak hedefiyle yolumuza başlamış oluyoruz. 5000 Euro bir senesi için ki master'ında eğer, başvurduğumuz master'da bir seneyse eğer o sene için 5.000 euro indirim almak harika bir alternatif. Ee, şeyde Hollanda'da bunu olabildiğince zorluyoruz. Biz ne yapıyoruz sizin için biraz toparlamak gerekirse? Akademik danışmanlık yapıyoruz. Ee, ama kariyer danışmanlığıyla başlamayı tabii ki de tercih ediyoruz. Bununla da ilgili bir webinarımız olmuştu. Ee, eminim Fulya Hanım isteyenlerle paylaşır linkini. Ee, çok çok sevdiğimiz saydığımız bir kariyer danışmanımız var. Hatta iki tane duruma göre, öğrencinin biraz eğilimlerine göre ikisinden birine yönlendiriyoruz. O çalışma sonrasında e, onların bizi açtığı yol verdiği bilgilerin ışığında akademik danışmanlığı yapıyoruz. Yani işte hangi bölümler olabilir bu kariyerlere ulaşmak için? Hangi ülkeleri düşünebiliriz? Hangi bölümler olabilir? Bunları değerlendiriyoruz. Sonra üniversite listemizi oluşturuyoruz e, ama eş zamanlı olarak CV'mizi geliştiriyoruz. CV'mizi de tabi sadece kağıt üstünde geliştirmiyoruz. Gerçekten oraya yazdığımız deneyimleri içselleştirmek için bizzat yaşıyoruz, yapıyoruz, beraber organize ediyoruz. Dediğim gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden krediler almak olabilir. Bu iş Oxford Üniversitesi'nden, Berkeley'den, BU'dan, şimdi aklıma gelen bir birçok, biz mesela şu anda hazırladık öğrencilerimizin yazın hangi programlara katılabileceğini. Artık 10. ve 11. sınıflarımızda hemen bu yazımızı planlama aşamasındayız. Ama keza üniversite öğrenci yani master başvurusu yapacaklarla akademik programların dışında nasıl profesyonel deneyimler kazanabilirler, stajlar, mesela virtual internship organize ediyoruz şu anda öğrencilerimize. Mesela biyoteknoloji falan yazan var, biyomedikal. Mesela bizim genelde bu alandaki öğrencilerimiz Duke Üniversitesi'nin research center'ıyla beraber projeler yapıyorlar. Virtual olarak, internet üzerinde pandemiden pandeminin başladığından beri. O yüzden e, biz bu e, akademik e, taraf kadar aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel ve profesyonel gelişimini de beraberce yürütüyoruz. Sonrasında tabii ki de işte başvuruları yapıyoruz, e, kabullerimizi alıyoruz, burs başvuruları yapıyoruz e, ve sonrasında kayıt işlemleri ve e, vize Or oraya gittikten sonra yapması gerekenler gibi adımlarla devam ediyor. Bu geçen sene aldığımız kabullerden sadece bazıları e, İngiltereleri yazmamışım bile yani mesela çok, çok şey çok acayip kısa bir liste sadece fikir vermesi açısından e, ve mesela geçen sene e, öğrencilerimizin çoğu yüzde otuz yaklaşık olarak yüzde otuz burs Master başvurularını da almışlar ee, ama bu burslar öğrencinin akademik, finansal veya diğer yetilerine göre değişebiliyor. Bu stratejiyi de çok iyi oturtmak lazım. Örneğin İtalya'da akademik değil burs şeyi, finansal ee, veya Amerika'da. Hangi üniversite için finansal tarafı kullanabiliriz? Hangisi için işte extrakuriküları kullanabiliriz veya spor? O stratejimizi çok çok iyi oturtmamız gerekiyor. Her öğrencimize göre ve her ülkeye göre dediğim gibi ayrı bir strateji uyguluyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdilik çünkü bu sınavın kapsamı buydu bu PowerPoint'in ama sizin daha başka sorularınız başka ülkelerle ilgili de varsa ben seve seve yanıtlamak isterim. E ee, var galiba bir chatten şu anda bir şey yapayım mı? Ee, Zafer Ülkü'nün sorusu var. Almanya, ben Almanya danışmanı da değilim. Ama Kerem hocamıza bunları ileteceğim. E, Almanya e, departmanımızı yöneten e, kendisi size geri döner. Zafer Bey, dilerseniz e, kontak bilgilerinizi verirsiniz veya e, Fulya Hanım'a iletirsiniz. Zaten ben e, kendisine Kerem hocanın iletişim bilgilerini e, ulaştırdım. E, bir şekilde ders programı yüzünden galiba müsait olup görüşemediler. Hı -hı. Kerem Hoca ile görüşecekler. O konuda Kerem Hoca'dan bilgi alacak zaten. Evet. Yani. evet Kerem evet. Hoca'nın da bilgisi var konuyla. Tamam. tamam süper. Diye. Onun dışında spesifik soru varsa alayım. Çocuklar buradan sorabilirsiniz. Gerçekten Hı -hı. yani e, bağlanabilirsiniz. Yazmanız gerekmiyor. Zaten az kişisiniz.